Ağacı çok sevmek lazım. Onu hemen alıp gelip odun olarak yakmak gerçekten çok kötü bir şey. Beşikten yatıyorsun ağacın içine, ondan sonra gidiyorsun işte aşağıya giderken bile ağaç kullanılıyor yani. Yavaş yavaş yaşlandık mı ne? Adım Halil Kafes. 1953. Aydın, Çin'e doğumluyum. Ben tahtacıyım. Toros tahtacılarındanım. Dolayısıyla ağaçla çok iç içe yaşadım. Bir ağaçla uğraşmanın ne demek olduğunu genetik olarak biliyoruz. Artık orman işi azaldı. Ondan sonra geldik toplumun içine karıştık. En çok önem verilecek şey okumaya çok önem verdik. Bizim köyde herkes çalacağı çalgıyı kendisi yapar. Bütün ağaç işiyle uğraştıkları için. Üç telli cura bizim ibadet ayinlerinde çalınan beş sazın bir tanesi, en küçüğü. Bunun özelliği sarmaşık ağacından yapılıyor bu. Tek parça böyle. Çifte paladını da avlayamadı. Çocukluğumuz o dağlarda çok keyifli geçti. Özgürdük. Doğada insan her şeyin kıymetini öğrenir. Sen de bu güzellikte, ben de bu gençlik. Varıkan ofo. Aşağı yukarı 3 sene oldu işte. Torunumuz dünyaya geldi. Hemen hemen işi bıraktım. Tamamen ona odaklandık. Onun günlük bakımını üstlendik. Haydi millet. Neydi o ihtiyarların nazı öyle çocukluğumuzda? Şimdi yine erkekleri biraz yola getirip dururlar yani. Yavaştan. Bazı işler yapmaya başladı erkekler. Obalarda ağır işlere gidemeyen ihtiyarlar çocukları başına toplar. Öyle bir başkasının çocuğu yok. Onların beslenmesinden sorumlu. Herhangi bir başlarına bir sıkıntı geldiği zaman ondan sorumlu. Çok güçlü dayanışma içerisinde oluşan bir toplumdan geldik. Yenilik verdi bana. Çok güzel enerji verdi. Artık o şu anda büyüdü biraz. Sıçra! 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 Onun varlığını, onun kokusunu da alıyoruz çok şükür. O da çok mutluluk verdi bize. Hakikaten torun sanki hani sevginin sonu. Buradayım, buradayım, işte buradayım. Benim evimde yangın çıkmış.
Ara itfaiyeyi bir daha. Bu itfaiyeci biraz yaşlanmış artık. Hadi geçmiş olsun, yangını söndürdük. Ağacı çok seviyorum. Ağaçla oynamak dünyanın en güzel işi. Benim esas işim motor ustasıydım ben. Bir kazaya geçirdik. Talihsiz bir kaza. Uzun süre evde yatmak zorunda kaldık. En büyük abim kendi ihtiyacı olan çalgıları kendisi yapardı. Bana dedi ki, İnsanoğlu, sana bir süre verilir. Zamanı değerlendir, boşa geçmesin. Hakkı bilen hak yoluna sarılır. Zamanı değerlendir, boşa gitmesin. Aldı geldi bir dut kütüğü. Ertesi güne kadar o dut kütüğünü saz haline getirdim. Götürdüm ağzına. O çok beğendi. Derken birkaç tane oy derken işin içinde bulduk kendimizi. 27-28 senedir bu işin ekmeğini yiyor. Resmen hemen olduk sazcı. Oyma sazcı. İşte bu evin içerisinde. Atölyede burası. İncitmeyin bu karayı fakir. Önce bir dışını düzelteceğiz. Dut ağacı bambaşka bir ağaç yani. Ondaki konfor, güzellik, renk değiştirir. Sarı bir renk olur tazeyken ağaç. Şöyle bir 10 seneyi geçtiği zaman dut oyma bağlama siyaha doğru bir renk gider. Çok yumuşaktır. Kesere çok güzel gider. Yağsız bir ağaçtır. Kuruduğu zaman boynuz kadar serttir. Burada bağlama için en uygun ağaçlar bunlar. Şu ağaç aşağı yukarı 40-50 yılda bu hale gelir. Şu ağaç da 5 yılda, 10 yılda bu hale gelir. Aradaki fark ağacın dokusunun suyu az alması, ondan sonra kıraç yerde yetişmesi. Bir de oyduktan sonra hiç bozulmaz tekne. Kaliteyi şu çizgileri yakaladığımız zaman hem sazın estetiği çok güzel olur, hem sesi çok güzel olur. Tekne sağlam olur. Ağacın gövdesine baktığımız zaman içinden çıkacak olan teknenin vereceği sesi bile tahmin edebiliyorsun. Bir teknenin oymayla yapımı arasında iyi bir ses alınması için en az bir sene geçmesi lazım. Tekne şöyle bir 3 sene beklediği zaman işte o teknenin yılma şansı yok. Sesi gayet düzgün, taş gibi kalır tekne oyulduğu zaman. 70 batman pirinç küçük kazana, küçük kazana. Pişirin beylere, ben gelene dek, ben gelene dek. Şimdi Çin'den yeni köye gidiyoruz. Benim köyüme. Köydeki evimiz 1959-58'lerde yapıldı. Kalabalık bir nüfusumuz vardı evin. 18 kişi yaşardık aynı evde. Kalabalığıydık. Aile olarak bizler göçebe yaşadık. Obada insanlar birbirine muhtaçtır, ihtiyacı vardır. Bizim obalarda bir komşu kelimesi vardır. Komşu oldum ben ona demek. Ben onun her şeyine kefilim, ben onu biliyorum. Düzgün insanları o şekilde yetiştiren bir toplumuz. Sevdaya gidersen de yolun ben olam da, yolunu ben olam. Sevdaya gidersen de yolun ben olam da, yolunu ben olam. Tatlı söz söyleyen de dilin ben olam. Altyazı M.K.
ben olur. Türkülerin bazıları insanın yüreğinden iner. Bazıları insanı hoş eder. Çölden pek türkü fışkırmaz. Neden Anadolu'da? Anadolu'da analar var. Her şeye göğüs germiş. Savaşlara, açlara, kayıplara, buluntulara, hepsine göğüs germiş. Bütün dumanı görünmeyen açların arkasında türküler var. Torunlu, gelinli, kızlı 18 kişi yaşardık aynı evde. Şimdi ben yemek yerken, baba neden hızlı yiyorsun, çocuklar bana her zaman söyler. Çünkü yemek bitiyor. 3 kere yer sofrası kurulur, bir kaşık şakırtısı dikilir. Hiçbir ses duymuyor, zaten kimse konuşturmaz dedim. Bizim kadınlarımız bizden her zaman güçlüdürler. Çocuk bakıyor, bizim yemeklerimizi yapıyor. İşe geldiği zaman benimle beraber çalışıyorsa eğer artık söz sahibi onlardır. Allah'ım şu kokuya bak, Şehrivan bir kokuyor. Tüm insanların sağlıklılığına dua ediyorum. Sağlık olmasın. Ziyaretimiz kabul olsun. Ziyaretlerimiz kabul olsun. Çocuklarımıza sağlık, güzellik. Varınca bu teller pirime durma. Bu kaba kemanı benim ilk yaptığım kaba kemanı, yürek zarı. Kapağı yürek zarından yapılıyor. Kızlarıma gösterdim ilk. Kızlarımla eşim beğendiği zaman artık onu piyasaya götürebiliriz. Başka tescil edecek kimse yok yanımda. Ertesi gün baba dedi bunu ben resim yapacağım. Yap kızım. Kızlarım hep gurbete gidince türküler yaptım. Kız çocuğunun babası olmak ayrı bir sorumluluk, dayanışma, ayrı bir iletişim gerekiyor. Baba da anne olması lazım. Çünkü sıcak havada gölge, soğuk havada dulda olmak gerekiyor. Yaylaların ünlü pınarları, adına türküler yakılan. Su başında aşların başladığı pınarlar. Hani derler ya ustaların bazıları, garip ağaç. Bereketli ağaç duruyormuş. Ben epeydir ben buralara gelmedim. Hani kesilme, kıyılma ağacın bir tanesi de bu. Altın değerinde bir ağaç.